Efendim Söz Milletim programı başlıyor. Söz Milletim programının bugünkü konusu Altılı Masa'nın halen açıklayamadığı aday ismi ne olacak? Vatandaşlar buna ne diyor? Nasıl cevap veriyorlar? Hep beraber görelim. Söz Milletim programı başlıyor. Seçime 3 ay gibi bir zaman kaldı. Altılı Masa hala bir aday çıkartmadı ya da varsa bir adaylarını açıklamadılar. Talepler var. İsimler zikrediliyor. Evet. Ama net bir şey yok. Sizce neden? Ya şimdi bana göre çıkaracakları aday şey olmasın diye, işte böyle hatalarını bulup yıpranmasın diye mi? Yıpranmaması için söylemiyorlar. Ama bana göre, bana sorarsan Altılı Masa'dan aday çıkmayacak. Başka yerden çıkaracaklar yani. Başkasını çıkaracak. Oradan 6 kişiden çıkmayacak. Ben tahminimi söylüyorum. Siz? Çünkü bana... Bak şunu söyleyeyim, Altılı Masa'dan hangisi koyarsa koysun kazanamaz. Benim tahminimi söylüyorum ben. Bu da bir tahmin. Evet, tamam. Gayet o tabii. Yüzden, o yüzden onlar da bunu iyi bildiği için bunu daha iyi işlerinde İYİ Parti'den kimdi o genel başkanımız dedi ya. Ya kazanamazsınız dedi. Ya şimdi bile bile de lades yapmayalım dediler. Kemal Kılıçdaroğlu için söyledi. Kardeşim yok yok onun için. He onun için söyledi evet evet. O yüzden kazanamaz. Benim tahminimce başka birini buldular ama söylemiyorlar. Yıpranmaması için yani. Tahminimi söylüyorum ben yani. Bunu görüyorum ben. Siz efendim? Bence de Altılı Masa adayını neden açıklamıyor? Ama ortada bir aday var aslında. Bu adayı da şu anda söylemiş olsalardı yıpratacaklardı. 3 ay gibi bir süre kaldı. Artık evet. Şöyle bir durum da var. Yani ne zaman açıklanacak? Oy pusulalarına bu isim kişinin fotoğrafı yansıtılacak. Yani bunun da bir teknik süreci var yani. Var. 15 gün içinde açıklanacak. Ben tahminimi söylüyorum. 15 gün kala mı diyorsun? Hayır hayır 15 gün içerisinde. 15 gün içerisinde. Yani 2 hafta içerisinde açıklanacak. Ya peki çünkü o zaman zaman kalmadı, daraldı. Şöyle yani bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bir siyasetçi, kendim gazeteci olarak değil, vatandaş olarak söylüyorum. Bir siyasetçiyle karşı siyasetçinin bir Türkçe ifadesiyle bir kapışma, İngilizce challenge diyorlar. Evet. Bir kapışmasını görmem lazım. Evet. Şimdi göremediğim bir siyasetçiye nasıl oy vereceğim? Zaten şöyle bir durum var. Seçim büyük bir ihtimalle 14 Mayıs'ta olacak. Olacak öyle gözüküyor. Tabii 14 Mayıs'tan seçim tarihinden önceki bir 60 günlük süre içindeki kapışmayı zaten göreceksiniz orada. Yani 14 Mayıs'ta seçime gidilirken çıkarttıkları adaydaki sizin söylediğiniz gibi kapışmayı ve adayın yapacakları yaptıkları falan ortaya çıkacak her şey. Doğru değil mi? Çünkü ben o vereceğim kişinin siyasetini görmem lazım yani. Sizin sorunuza istinaden söyledim 2 hafta içinde açıklanacağını. Yoksa herhalde seçim günü açıklanacak. Ben de öyle diyorum. Yani. Yalan yok. Ben de öyle düşünüyorum. Seçim günü açıklanıp da ben adayım demeyecek yani. Ama tahminime de söylüyorum. Bu bilinen bir kişi, çünkü bilinmeyen bir kişi olursa dediğiniz gibi bu iş gene olmaz yani. Kazanamaz. Çünkü ne zaman kendini tanıtacaksın? Zaman geldi. Demek ki bildikleri birisi ama biz bilmiyoruz tabii bunu. Eyvallah. Teşekkür ederim. Adayı söyleyeyim mi ben size? Lütfen lütfen gönlünüzde varsa bir aday isim. Ya burada sakın herkesin görüşüne söyleyeyim, saygılıyız. Ben saygılıyım sonuna kadar. Mehmet Haberaz. Ya. O olmaz ya. Ben tahmin etmiyorum ya. İlk defa duydum. Abi, yani yok, daha önce söyledi bana basının da içerisindeyim. Mehmet Haberaz. O da mi? Abi öyle deme ya. Rahmetli Ecevit Hastanesi'nde öldü şimdi. Beni konuşturma yani. Öyle değil mi yani? O hastanede öldü kardeş. Vallahi kimseyi suçlayamam. Zaman, hayır hayır o zaman ne dediler medyada? İşte öldürdüler dediler Ecevit'i yani. Ben açıkça söylüyorum. Türkiye'mizin önü güzel açılsın. Suriyeliler ülkemizden gitsin. Iraklılar gitsin. İranlılar gitsin. Özbekler gitsin. Türkiye'mizdeki yabancıların bir an önce ülkemizi terk etmesi ve ekonominin bir an önce düzelmesi bizim için önemli olan. Hiçbir siyasi partiye üye değilim. Biz de değiliz. Şunu söylüyorum. Abi biz burada gazeteci de olarak soru sorsam da biz burada bir vatandaşız. Sen şu partiye oy versin. O partiye oy verir ama bizim birliğimizi, dilliğimizi kimse bozamaz. Onu söyleyeceğiz yani. Onu söyleyeceğiz. Ben diyorum ki vatanımız, milletimiz için kim hayırlısıysa amin. O gelsin. Amin abi. Benim niyetim o. Buna dua, bu duaya amin denir. Başka bir şey denmez. Benim o yüzden diyor hiçbir siyasi partiye üyeliğim yok diye onu söylüyorum yani. Eyvallah. Ben diyorum ya kim hak ediyorsa bu memleket için, bu ülkemizi kim ileriye götürecekse o kişi gelsin. Eyvallah. Hiç. Kimse bizim babamızın oğlu değil abi. Biz hepimiz abi, bu ülkede, bu geminin içindeyiz. Kesinlikle. Batarsa beraber batacağız. Çıkartacağız inşallah. Beraber çıkacağız abi, yani. Şu anda korkulacak bir... Mi? Ben Türk milleti... Gönlümden geçen kişiyi de söyleyeyim. Lütfen abimiz söyledi, Mehmet Haberal dedi. Ben de söyleyeyim. Sen de gönlündeki kişiyi alalım. Bu ülkeye
bak bu ülkeye ben çok iyi hatırlıyorum. Rahmetli Erbakan Hoca çok iyi hizmet etmiştir. Kalsaydı bu ülke var ya, bu ülke gibi 10 kere daha olurdu bak. İddia ediyorum bu konuda. O yüzden ben oğlu Fatih Erbakan'ın olmasını istiyorum. Ben açıkça gönlümden geçen o kardeşim. Eyvallah, teşekkür ederim. Tamam mı? Altılı Masa adayını açıklayamadı. Sizce neden? Bilemiyorum, onların düşüncesi, ben bilemem. Demek zamanı var daha. Zamanı var diyorsun. Evet. Ama nasıl mesela, bir açıklansa da görsek siyasetçinin siyasetini de tartsak mesela iyi olmaz mı? E tabii ki iyi olur. Bekliyoruz. Sizce geciktiler mi? Biraz geciktiler. Vallahi yakında açıklarlar diye düşünüyoruz artık. Zamanı geldi. Zamanı geldi. Zamanı geldi artık. Doğru. Bir durumumuz yok yani. Açıklarlar diyoruz yani. Hayırlısı olur. Hayırlısı olur. Hayırlısı olur diyorum. Yani, ama altılı masa gideceğini tahmin etmiyorum ben. Yani iktidar anlamında mı? İktidar anlamında diyorum. Çünkü alamazlar mı? Alamazlar. Şöyle alamazlar yani. Hepsinden ayrı ayrı ses gelecek. Böyle kalmayacak yani. Yani herkes yani belli bakanlıklar alacak. Ondan sonra da sıkıntı çıkacak. Ya işte Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması vardı geçtiğimiz günlerde. Evet. Sadece kendi başına karar alamaz. İşte altılı masa liderlerinin de onayını alması gerekiyor, evet, tarzında. Evet. Öyle bir demokrasi çok mantıksız. Yok, öyle demokrasi olmaz. %50-52'nin gelecek Cumhurbaşkanı %0.01'e himayesine gelecek. Mümkün değil. Olmaz. Öyle yürümez yani çünkü. Teknik açıdan yürümez mi? Yürümez efendim. Demokrasi de olmaz öyle çünkü. Çoğunluk azınlığa hitap etmiyor. Çoğunluğu aldıysa onun sözü geçmesi gerekir. Hayır, denge de sağlanabilir. Bilmiyorum onu. Şey açısından yani, aldı mesela diyelim altılı masa, işte iktidarı aldılar. Evet. Ondan sonra sizin dediğiniz gibi %50+1'le alınması gerekiyor. Evet, doğru mu? Doğru. Geri kalan %49'un da talepleri, istekleri var. Onlar da netice itibariyle bir şeyler bekleyecekler. Yani o dengeyi kurmak lazım. Gelen Cumhurbaşkanı sadece %50+1'in Cumhurbaşkanı olmayacak. Şey, yok ki adamlar yok. Kimi açıklasın? Karşında. Reisin karşısında yok. Tutarlı bir kişi yok. Kim? Olmadığı için diyorsunuz. Olmadığı için. Açıklanacak bir şey yok mu diyorsunuz? Açıklanacak bir şey yok. Bir de yani kendilerine öyle güven bulacak bir kişi çıkıp demin adayım diyemiyor. Ya ama onlara göre masanın karar vermesi lazım. Masanın karar vermesi lazım ama şimdi aday vermesi lazım. Bak şurada nerede? Maalesef 4 ay kaldı, 5 ay kaldı. Neredeyse seçim. 3,5 ay hatta. He. 3 ay, hadi 15'i de sayma. Kim olacak peki? Bir yandan nasıl karar verecek bu millet? Şu kişiye, bu kişiye. Ben de bu soruyu soruyorum değil mi? Yani aday olan kişinin siyasi atışmasının siyasetini tartmak lazım yani. Tabii kendini bir ortaya çıkıp iyice ispat etmesi lazım değil mi? İspat etmesi lazım. Ben şu en az bir böyle bunu yatacağım, bunu şey yapacağım. 85 milyonun reisi olacağım. Ona göre çıkıp kendini şimdi ifade etmesi lazım. Tamam yani altılı masa bir kişiyi öne sürdü. Tamam hadi sen Cumhurbaşkanı adaysın, seni destekliyor. Hiç şey yapmadım kişilerden biliyorsan olacak. Verir misiniz? Ben şahsen vermem. Sen ben de vermem. Ben de vermem. Ben de vermem. Görünene veririm ben de. Kim görünür sözüm. Çünkü benim siyasetini tartacağım kişi, yani siyaset yapacak kişi, işte Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı rakip mi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasetine, altılı masanın siyasetine ya da başka siyasi partilerin çıkardığı adayların siyasetine bakmam lazım. Tabii. Hangisi bana yakın geliyor? Hangisinin siyaseti iyi bana göre ya da size göre? İstediğine gider, oyunu verirsin. Tabii. Ama burada ortada olmayan bir siyasetçi var. Evet. Bu siyasetçi kim? Siyaseti nasıl yorumluyor? Nasıl bir kapışma çıkacak, içerisine girecek? Nasıl bir zat çıkacak ortaya? Onu bilmiyorum. Biz de bilmiyoruz aynısı. Merakta. Vallahi milleti bir meraklandırmaya çalışıyorum milleti ama milletin şimdi şu an aday olmadıktan sonra da olandan başkasına da taviz vermezler, zannetmiyorum. Lider şimdiki yine Cumhurbaşkanımıza, ben şahsen Cumhurbaşkanımıza. Herkesin görüşüne saygılıyız, teşekkür ederim. Sağ olsun. Altılı Masa hala adayını açıklamadı, seçime 3 ay gibi bir süre kaldı. Sizce neden? Kendilerine güvensizliklerinden bence. Kendilerine güvenemiyorlar. Ondan dolayı açıklamıyorlar mı diyorsunuz? Evet. Çünkü hiç içinde gösterilecek bir kişi yok ki. Altısı da birbirine benziyor. Gerçekten. Teşekkür ederim, sağ olasın. Altılı Masa hala adayını açıklamadı. Hı. Seçime şuradan 3 ay kaldı. Hani 15 günü saymasak. Ocak zaten artık çıkıyor. Evet. Ne diyeceksiniz? Bunlar bir şey yapamazlar. Bunlar
Bir senedir ha bugün ha yarın diyorlar ki sadece kendilerini kandırıyorlar. Bu ülkeye bir manfaatları yok mu? Sadece kendi manfaatları düşünüyorlar. Bu ülkede onlar iş yapacağını sanmıyor mu? Teşekkür ederim, sağ olasın. Neden? Yapamadılar da onlar, beceremediler. Aday çıkmadı diyorsun. Evet, çıkmadı. Çıkaramadılar. Çok uğraştılar. 5-6 aydır uğraşıyorlar, bir aday çıkaramadılar. Ne anlarsın sen onlardan? Ya şahsen bir adayın çıkması lazım. Tabii, hani? Adayın çıkması lazım, onun siyasetini tartmak lazım. Yani vaatlerine bakmak lazım. Tabii. Görmek lazım. Evet. Yani siyasetinin gücünü de görmek lazım. Çünkü karşısındaki aday belli. Recep Tayyip Erdoğan aday. Tabii. Recep Tayyip Erdoğan zaten aday. Hem onların bir yatsa bazı bir işleri yok kardeşim. Onlar hiç fuzuli. Fuzuli atıp tutuyorlar. Teşekkür ederim. Altılı Masa hala bir aday açıklayamadı. Evet. Sence neden? Açıklayabileceklerini düşünmüyorum. Bence hala bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki adam diye düşünüyorum. Ama hani İmamoğlu mu diyorsun? İmamoğlu, evet. Aday o mu diye düşünüyorum. Onu düşünüyorum. Veya öyle yöneltiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu da daha ön planda tutuluyor ama Kemal Kılıçdaroğlu şu anda net bir cumhurbaşkanı olma talebi ve şeyi var. Yani konuşmalarından, mitinglerinden. Hayır, o seçim. Onu anlıyoruz. O zaten Türkiye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğu için ne? Onu seçeceklerini düşünmüyorum. Hani nereden baksanız Meral Akşener koyarsa belki olabilir. Ama Kılıçdaroğlu o da ben başbakan olacağım diyor. Kılıçdaroğlu seçilemez. O apaçık. Halkın gözü de belli yani. Ben şunu söyleyeyim. Benim adayım AKP. AK Parti. Ama hiçbiri de bu devlete gelse de CHP'nin yapabileceği kadar ziyan edemez. CHP gelirse yani şöyle söyleyeyim açıklamasını. CHP ziyan eder. Adam akıllı Kılıçdaroğlu gidip yerine gerçekten biri gelmesi şart. CHP'nin başına diyorsun. Aynen. Adam akıllı biri. Türkiye'yi seven bir insan. Atatürk'ün partisi diye dedik. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi bu kadar linçlenemez. Yani şöyle söyleyeyim. Kılıçdaroğlu bakıyorum ki Amerika'da ne işi var diye sorduğumuz zaman Amerika'ya giderken vesaire bir cumhurbaşkanı adayı değilken ne işi var orada? Türkiye devleti orada kendini mi savunuyor yoksa başka bir şey mi? Yani biz halkın gözünde şunu söyleyeyim. CHP, MHP değil aslında. Biz Türkiye vatandaşıyız. Bize iyi gelecek kim derseniz şu anki partimizdeki adayımız da belli. AKP. Altılı Masa adayı neden açıklayamadı? Bence zamanını bekliyorlar. Çok zaman da daraldı aslında. Yani Mayıs'a kadar şu anda bayağı ayları var. 3 ay kaldı. Çok bir şey yok. Yani bu ocağı sayma. 15 günü de sayma zaten son 15 günü. 3 evet. ay kaldı şurada. Bence büyük bir sürprizle karşı karşıya kalacağız. Bence. Kendileri bilir. Kendilerine sormak lazım. Geç kaldılar mı? Bence pek değil gibi. Türkiye'nin siyasi şartlarına göre. Ya şöyle, Türkiye'de sert bir siyaset var. Evet, yıllardır. O konuda bir şey söylemem. Ama oy vereceğimiz insanın da böyle bir siyasetini tartmak lazım. Karşıdaki rakibiyle kapışmasını tartmak lazım. Şimdi son bir ay, iki ay kala bu mesele gündeme getirilirse yani nasıl tanıyacak? Halk nasıl tanıyacak o siyasetçinin siyasetini, nasıl anlayacak? Türkiye'de siyaseti yakından takip edenler zaten hepsini tanıyor, biliyor. Belli bir kesim var. Evet. Ona bir şey değil ama halk öyle değil ki. Buradaki az önce bak şurada ben 100 kişiye soru sordum. 20 kişi anca cevap verebiliyor. Çünkü siyasette aslında halkımız çok ilgilenmiyor. Belli bir grup maalesef, var. Maalesef. O grup ilgileniyor. Evet. İşte gazeteciler, akademisyenler, evet. sosyologlar, evet. işte medya mensupları siyasete daha çok entegre evet. olmuş durumdalar. Ama halkın büyük bir kısmı maalesef. Siyaseti maalesef. Çok takip etmek de istemiyor. Siyaset dilinden dolayı o da. Evet, o konuda size katılıyorum. Türkiye'deki siyaset ben küçüklüğümden beri takip ederim. Günlük siyaset yapılıyor. Benim şahsi görüşüm yani. Pastörize süt gibi. Herkes günlük siyaset yapılıyor. Daha önceki konuşulanlar, söylenenler, yapılanlar çok çabuk unutuluyor. Yani günlük yaşar gibi bir şey. Benim şahsi görüşüm. Herkesin görüşü değişir.
herhalde yakında açıklarlar. Yani önemli olan ülke için kim gelirse gelsin, ülke için çok önemli olması lazım. Amin diyeceğiz. Tabii ki amin. Buna kocaman amin diyeceğiz. Ülkemiz için, vatandaşlarımız için, milletimiz için hayırlı olan, iyi olan o olsun. Aynen. Biz gelir gideriz ama ülke kalıyor. Ülke çocuklarımıza kalacak, sizin torunlarınıza kalacak. Aynen. Şimdi bak, tarihimize bir dikkat ettiğimiz zaman Türkiye'den içten dıştan nelerle mücadele ettik, hala da ediyoruz. Mesela benim yani şu anda bizim kendi askeri şeylerimizi yapmasaydık bugün sınır ötesine iki bomba atacak bombamız yoktu. Savunma sanayisinde son 20 yılda bunu söylemek lazım. Yapılan yatırımlar, gerçekleştirilen işlemler ve özellikle olarak ben bu ismi de zikretmek istiyorum. Bayraktar ailesinin Baykar firmasıyla yaptığı ürünler gerçekten takdire şayan. Bunu hangi siyasi görüşten olursa söylemek lazım. Herkes bunu çok merak ediyor. Niye merak ederler ki? Nasılsa açıklayacak. İnsan, ben oy vereceğim insanı bilmek isterim şahsen. Zaten. Siyasetini görmek isterim. Karşıdaki rakibiyle challenge doğru bir kelime olmadı. Kapışmasını diyeyim ben buna. Evet. Görmek isterim. Evet. Şimdi bunu televizyon açıyorsun, dinliyorsun, yolda merak ediyorlar, devamlı bu konuşuluyor. Ben de diyorum ki bu kadar önemli mi? Diyorsun ki bu 85 milyonun dakika, cumhurbaşkanı dakika, adayı dakika, olacak bir dakika, bu kişi. Bir soru sorun, cevap vereyim. Lafımı kesme, kızarım ha. Estağfurullah, buyurun. Şimdi ona göre değerlendireyim diyorsun, değil mi? O değerlendireceğin insanı açıkladıktan sonra mı değerlendireceksin? Geriye doğru hepsinin uzun bir geçmişi var geriye doğru. Onları gözümüz hani önüne geçmişe de bakacağız. Onları gözümüzün önüne getirip değerlendirmemizi öyle yapmamız lazım. Doğru. Ama oradaki adaylardan en önemlisi, en önde gideni, en olması lazım geleni, lazım geleni demeyeyim. Yani kendi fikrim değil. Kılıçdaroğlu olacak. Ne yazık ki altı masanın adayı. Evet, altı masadan Kılıçdaroğlu olacak. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır dedi. Şimdi CHP İstanbul'u almışken ve İstanbul'u alan kişi de büyük bir teveccüh kazanmışken İstanbul'u gözden çıkartma imkanı var mı? Yani Kılıçdaroğlu değil, altı masa değil, eğer bu gidişata dur deyip de yeni bir oluşum yapacaklarsa bir kere İstanbul'u elden bırakmamaları lazım. İmamoğlu olmaz. Niye olmaz? İstanbul'u bırakmamak lazım geldiği için olmaz. Bence o altılı masada kazanacak Mansur Yavaş'la kıyaslanırsa hiçbir şahıs, onun bir kişi onun seviyesindeki şansa sahip değil. Bence Mansur olmalı. Altılı masa sizce adayını neden açıklamadı? Geç kalındı mı? Hayır. Şimdi akıl babaları daha onlara bilgi vermedi. Kimi adayı yapın, akıl babaları yapmadı. Amerikan onlara daha talimat vermedi. Verseydi onlar çoktan beri adaylarını açıklayacaklar. Şimdi bu 6. masa değil, 9. masa. Yani 9. Diğer 3'ü kim efendim? Biri PKK, biri Amerika, biri Avrupa. Bunların 9 tane o masada akıl hocaları. Amerikan 9 tane de masada insan var. Onun için bunların hiçbiri aday olmayacak. Dışarıda birini getirecekler, dayatacaklar Türkiye'ye. Danışmanlar gelmiş. Arkasında da o şeyler gelirler. Aday gelir. Sıkıntı yok. Yani sıkıntı şöyle yok. Onlara göre yok. Bize göre var, onlara göre yok. Şimdi adayı çıkarmıyorlar. Niye çıkarmıyorlar? Efendim işte adayımız yıpranacak. Allah Allah. Ya bunlar nail olmun o kadar eriyorlar. Bu kadar vatansızlar nasıl 17-18 sene bu devletin yönetiminden kaldılar, ihanetleri peş peşe. Bunlara yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Beklenti bugün yarın açıklanır niteliğinde. Tabii ki büyük bir çoğunluksa geç kalındığı görüşünde. Altılı Masa'dan halen bir aday ismi zikredilmiyor. Sadece kamuoyu şu mu yoksa şu mu diye kendi arasında tartışıyor. Söz Mü Yetim programında bu konuyu gündeme getirdik.
başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın efendim.